Sayın Genel Başkanımız, evet, ülkücüler kurultay istiyor sözüne nihayet ikna olmuş oldu. Ancak burada bir teknik sorun var. Bizim mevcut kurultay tüzüğümüze göre kurultayımızı olağanüstü seçimde gerçekleştirmemiz mümkün değildir. Bunun için önce tüzüğümüzü değiştirmemiz gerekir. Tüzüğümüzü değiştirmek için Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi 3 tane çağrı heyeti, değerli delegelerimizden oluşan arkadaşlarımızı görevlendirmiştir. Bu arkadaşlarımız bütün süreci başlatmıştır. Önümüzdeki günlerde muhtemelen pazartesi günü birinci elden bu bilgileri de sizlerle paylaşmak isterim. Çağrı heyeti üyelerimiz bir araya gelecektir ve tüzük kurultayımızın tarihini açıklayacaklardır. Tarihini ve yerini açıklayacaklardır. Elbette yetki çağrı heyetimizdedir. Takdir çağrı heyetimizdedir. Çağrı heyetimiz artık resmi bir kurumdur. Gücünü Türk mahkemelerinden alan resmi bir kurumdur. Çağrı heyeti bu görevini yapmadığı takdirde suç işler. Çağrı heyetinin bu görevini yapmayı engellemek isteyenler de suç işler. Bu vesileyle çağrı heyeti bu görevini yapacaktır. Mahkemelerin, kurultayların arasında o kadar çok mahkeme bir şey olduk ki artık dilimiz sürçüyor, mahkeme demeye başladık. Hareketimizi de bu vesileyle mahkemelerden artık kurtarmamız lazım. Bize yakışır bir olgunlukta kurultaylarımızı gerçekleştirmemiz lazım. Bunun için iki kurultay yapma zorunluluğumuz vardır. 10 Temmuz'dan önce, eğer 10 Temmuz'a çağrı heyeti karar verecekse, 10 Temmuz'dan önce yaklaşık 15 gün önce en az bir tarih belirleyecektir. Pazar günü olması gerekmektedir. Bu da muhtemeldir ki takdir çağrı heyetinde olmak kaydıyla tahminimi söylüyorum sadece ve tavsiyemi söylüyorum. 19 Haziran'da Allah nasip ederse Ankara'da önümüze demir bariyerleri çektikleri yerde inşallah kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Bütün Sakarya'da ve ondan sonra da inşallah yine bize yakışır bir olgunlukta adaylar olarak, şu an zannediyorum sayısı 6'ya yükseldi, belki daha da artabilir, hepsi bu camianın adaylarıdır, bu yarışa gireceğiz, belki 10 aday 12 aday gireceğiz. Oradan emin olunuz ki tek bir genel başkan olarak çıkacağız. Bütün herkes koordinatörlerine yollayacak. Bu parti bizimdir. Bu dava bizimdir. Bugün burada çok kıymetli il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, belediye başkan adaylarımız, delegelerimiz, ocak başkanlarımız, kadın kolları başkanlarımız, gençlerimiz, büyüklerimiz, herkes burada. Bu davaya hizmet etmiş insanlarımız burada. Bu davaya gönül vermiş insanlarımız burada. Burada bu kıymetli hazirunun önünde bir daha ifade etmek isterim ki hiç kimse bizden bir ayrılık beklemesin. Hiç kimse... Kimse düşünmesin ki bunlar birbirine düşecek, bunlar kavga edecek, bunlar ayrışacak, şu olacak, bu olacak. Asla buna müsaade etmeyeceğiz. Biz ülkücüyüz ve ülkücü ülkücünün öz kardeşidir. Elbette her aday niye beni seçmelisiniz anlatacaktır. Bunu yaparken de
ötekiler kötü, ben iyiyim şeklinde bir propaganda tarzı benimsemeyecektir. Ülkücüye yakışan, öteki kardeşlerini karalayarak değil, kendinde varsa bir meziyet, onu burada ifade ederek delegenin, ülkücülerin teveccühünü kazanmaktır. Gönül isterdi ki bugün burada çok kıymetli il başkanımız da, ilçe başkanlarımızın bir kısmı burada, tamamı burada olsun. Resmi bir süreç artık başlamıştır. Bundan sonra salı günü itibariyle artık resmen biz genel başkan adayız ve bütün adaylar sadece sizlerin değil, il başkanımızın, ilçe başkanlarımızın, bütün teşkilatlarımızın ortak adayıdır. Ancak bir hususun altını çizeyim. Biz Sakarya programını yaparken bu resmi süreç dediğimiz, yani Yargıtay kararı ve ardından Sayın Genel Başkanımızın kurultay başlamıştır sözünden önce bu süreç başladığı için biz bu organizasyonu il başkanlığımızla yapamadık. Bunun dışında herhangi bir gerekçe yoktur. Başlamış bir organizasyon olduğu içindir bu aksaklığın sebebi. Çünkü Sakarya arada oldu. Karardan önce başladık, karardan sonra böyle. Değerli arkadaşlar, Sakarya Ülkücü Harekete can vermiş, gönül vermiş, güç vermiş, kuvvet vermiş bir il. Sakarya aynı zamanda Türkiye'nin de bir kopyasıdır. Türkiye'nin belki bir minyatür halidir. Sakarya'ya baktığınızda aslında Türkiye'yi görmek mümkündür. Sakarya'da her kesimden insan vardır, her coğrafyadan insan vardır ve Sakarya'da her yerden gelip burada Sakaryalı olmuştur ve dostluk, kardeşlik içerisinde burada yaşıyor. Sakarya'da eğer bir birlik, bütünlük var ise, hiç kimse Sakarya'da bu birliği, bütünlüğünü Türk milletinin bozamıyorsa, emin olun Türkiye'nin hiçbir yerinde de bozamayacaktır. Ancak Sakarya'nın da bir mahzunluğu var. Sakarya'nın da bir garipliği var. Sakarya'nın da bir sahipsizliği var sanki. Sakarya kendi kendinin sahibidir, bundan şüphem yok, ama bir de siyasette temsil noktasında Sakarya'da bir sıkıntı var. Bu ülkede tek başına iktidar olmak, hele hele 14 sene tek başına iktidar olmak, 14 sene iktidar olduktan sonra neredeyse her daim bu şehrin 5, 6, 4 büyük çoğunluk vekilliğine sahip olmak, büyük şehire ve belediyelerin çoğuna sahip olmak her babayı da nasip olan bir şey değil, ama AKP'ye nasip olmuştur. Daha doğrusu siz Sakaryalılar olarak, ülkücü camiayı söylemiyorum elbette, Sakaryalılar olarak AKP, hani o meşhur söz vardır ya, ne istediniz de vermedik diye, hatırlarsınız o sözü. Şimdi o sözü getirip Sakarya için kullanalım. Ne istediler de verilmedi. Büyükşehir Belediyesi de mi verilmedi? Verildi. Belediyeler verildi. Vekillerin çoğu verildi. Size ne verdi bu iktidar? Gelin bunu konuşalım. Bu iktidardan siz alacaklısınız. Bu iktidar 14 senedir sizden alıyor. Ve size borcunu bu iktidar bir türlü ödemiyor. Eğer öyle olmasaydı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin yapmış olduğu Yeni Kent'i sahiplenirdi. Onunla Adapazarı arasında, Sakarya arasında, Adapazarı arasında Milliyetçi Hareket Partisi'nin projesi olan, Sayın Başkanımız da burada, hafif raylı sistemi şimdiye kadar gerçekleştirmiş olurdu.
Vagon fabrikası Sakarya'nın aslında en büyük nimetlerinden birisiydi. Birilerine peşkeş çekilmez, Türkiye hızlı tren yok efendim, metro, hafif raylı sistem gibi vagonla doğrudan ilgili konuları konuşurken Sakarya'daki vagon fabrikasının şimdi bir yıldız gibi parlaması gerekirdi. Ve işsizlikten Sakarya'yı terk eden Sakaryalıların da orada yüksek maaşlarla çalışıyor olması gerekirdi. Diğer taraftan Kara Süleyman'ı Sakarya'nın büyük umutlarından birisiydi. İstanbul'dan taşan, Kocaeli'nden taşan ve Sakarya'ya gelen sanayi bu il limana da büyük umut bağlamıştı. Bunun da tabii tren sisteminin yapılması gerekirdi ama AKP onu da yapmadı. Buradan soruyorum. Her istedikleri ortamda da tartışmaya hazırım. 14 senedir Sakarya AKP'ye her istediğini verdi. AKP'nin Sakarya'ya istemiş olduğu yatırımı vermesinin önündeki engel nedir? AKP gelsin bunu açıklasın. Değerli arkadaşlar, kıymetli yükülaşlar, bundan sonra hesap sorma dönemi başlıyor. Bundan sonra salıdan salıya muhalefet etme dönemi kapanıyor. Bundan sonra AKP'yi kaçtığı yere kadar kovalama dönemi başlıyor. Sakarya'ya geldiğimizde burada soracağız. Bin yataklı hastane sözünüze ne oldu? Her gün bir sağlık bakanı değiştiriyorsunuz. Ne oldu? Soracağız. Nereye kadar soracağız? Kaçtığı yere kadar soracağız. Bugün kurultayımızı yapıp yarın iktidara geldiğimizde bu sözleri Allah nasip ederse gerçekleştirmek, bu kardeşinizin önderliğinde Milliyetçi Ülkücü Camiaya ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne nasip olacaktır. Kıymetli arkadaşlarım, değerli arkadaşlarım, biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bugün Türkiye'nin yegane teminatı, iktidarın tek alternatifiyiz. Karşımızdaki seçmen yapısı %70 ben milliyetçiyim ve muhafazakarım diyor. Tanrı Dağı kadar Türk'üm, Hira Dağı kadar Müslümanım diyor. Geçen bir televizyon programındaydım. Karşımdaki muhatabım sordu. Kürşat Kumin dedi. Diyor ki AKP İslam'ın da pazarlamasını en iyi yapıyor. Milliyetçiliğin de pazarlamasını en iyi yapıyor. MHP ne? Ama ülkücüler dini pazarlamaz. Onu ancak yaşar dedi. Milliyetçiliğe gelecek olursak AKP daha geçenlerde ne diyordu? Ben diyordu, milliyetçiliği ayaklarımın altına aldım diyordu, değil mi? Şimdi milliyetçiliği ayaklarının altına alan bir yapı, bir zihniyet mecliste teröriste sayın denmesine müsaade eden bir zihniyet. Valilere ben talimat verdim, operasyon yapılmasın diyen bir zihniyet.
terörü nasıl bitirebilir? Türk milliyetçiliğine nasıl sahip çıkabilir? Hangi yüzle sahip çıkabilir? Çıkamaz. Ancak pazarlamasını yapar, bundan sonra ona da müsaade etmeyeceğiz. Her meydanda biz olacağız. Köyde biz olacağız, fabrikada biz olacağız. İnsanımız neredeyse orada biz olacağız. Düğünde biz olacağız, dernekte biz olacağız. Yasta biz olacağız, sevinçte biz olacağız. Siyaset vatandaşla beraber yapılır. Siyaset milletle beraber yapılır. Şeyh Adebali Hazretleri ne buyurmuştu? İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Biz de insanımızı yaşatmak için yola çıkıyoruz. Teröristi yok etmek ama insanımızı yaşatmak için yola çıkıyoruz. Dolayısıyla da artık Balgat'ta dört duvar arasında siyaset yapma devri kapanacaktır. Mikrofon nereye gitti? Evet, hazırsa. Tamam. Siz de durabilir. Burada. Şimdi kıymetli arkadaşlar, diyoruz dört duvar arasında siyaset yapma devri bitti. Doğru. Salıdan salıya okuma devri de bitti. Artık hiç kimse ya işte bak uzun adam diyorlar, ne güzel hitabeti var, keşke bizimkiler de böyle konuşsa deyip hiç kimse boynunu büküp salıdan salıya bir metnin okunmasını izlemeyecek. Kıymetli arkadaşlarım, bu hareketin içerisinde yeterince hitabeti güzel olan, bilgisi, becerisi yeterli olan ve bu camianın en dibinden yetişip gelmiş kardeşiniz var. Bir değil, binlercesi var. Bu kardeşiniz onlardan sadece bir tanesidir. Ve göreceksiniz ki bizim bugün 14 senedir bu ülkeyi yöneten AKP ile mücadele edecek azmimiz var, bilgimiz var, becerimiz var, inancımız var, yüreğimiz var, bileğimiz var Allah'ın izniyle. AKP diyor ki başkanlık sistemini getireceğiz. İlk gündem maddemiz başkanlık sistemi. Şimdi bizim insanımız da kara kara düşünüyor. Biz daha kurultayımızı yapmadık. AKP erken seçime giderse bizim halimiz nice olur? Farajın biraz üstünde mi kalırız? Sınırında mı kalırız? Altında mı kalırız? Hiç endişe duymayınız. Bundan sonra işler tersine dönecek. Biz Allah'ın izniyle bugün kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Ondan sonra AKP şu erken seçimi nasıl Türkiye'nin gündeminden çıkarırız diye akla karayı seçecek. Çünkü AKP'nin şimdiye kadar alternatifsiz siyaseti artık son bulacaktır. Biz her alanda olacağız, her yerde olacağız ve biz sadece terörü konuşmayacağız. Terörü en iyi biz konuşacağız. Teröre en iyi çözümü biz getireceğiz. Ancak o devirler geçti. Ekonomi politikası mı? Milliyetçi Hareket Partisi'nin ekonomi politikaları konuşulduğu zaman Türkiye'de herkes
Şimdi bütün yandaşı olmayanı, candaşı bütün kanallar AKP'nin seçim vaatlerini, ekonomik politikalarını konuşuyor ya. Artık MHP'nin konuşulma zamanı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kadrolarının ekonomi politikalarını konuşacağız. Dünya 4. sanayi devrimini konuşuyor. Evet. Bugün dünya 4. sanayi devrimini konuşuyor. Biz neyi konuşuyoruz? Efendim duble yollarımız var. Onu konuşuyoruz. Peki yeri gelmişken söyleyeyim. Sayın Binali Yıldırım yeni başbakan, tabii Ulaştırma Bakanlığı'ndan geliyor. Sayın Yıldırım Sakarya'daki ulaştırma projelerine liman onun bakanlığına bağlıydı. Sahip çıkılmadı. Başka hafif raylı sistem. Başka vagon fabrikası. Demek ki Ulaştırma Bakanlığı'ndaki gücü buna yetmedi. Hodri meydan. Artık başbakan atandı. Şimdi önünde başka bir engel var mı Sayın Yıldırım? Vagon fabrikasını canlandırmak için önünde ne engel var? Efendim şeker fabrikasını falan geçtim, daha hiç orasına gelmiyor. Efendim hafif raylı sistem, Karasu Limanı, önünde bir engel var mı? Var mı arkadaşlar? Var. Atandı dedim zaten. Demek ki engel var. Şimdi gündeminde Sayın Binali Yıldırım'ın gündeminde ne var? Başkanlık sistemi. Başka hiçbir şey. Atanır atanmaz ne dedi? Benim gündemimde başkanlık sistemi var. Burası Sakarya. Soruyorum ey Sakarya. Başkanlık sistemini Sayın Binali Yıldırım gündemine aldığında sizin vagon fabrikanız yeniden mi canlanacak? Raylı sisteminiz hemen devreye mi girecek? Karasu limanı bir hafta içinde tamamlanacak mı? 1000 yataklı hastane mi bitecek, tren yolu mu bitecek? Hangisi hali olacak? Hadi Sakarya bunların unuttuğu bir şehir ya, daha ötesini söyleyeyim. Yoksa bu şımarttıkları yolun altına adeta köstebek yuvası haline getirip bomba döşemelerine göz yumdukları teröristler. O teröristler ki bunların o lanet çözüm süreci zamanında o bombaları döşediler ve bugün her gün neredeyse analarımızı ağlıyor. Askerimiz, polisimiz şehit oluyor. Güvenlik görevlilerimiz artık birer birer değil, üçer beşer şehit oluyor. Allah bütün güvenlik görevlilerimizin yardımcısı olsun. Rabbim onları korusun. Sakarya'da da kendilerine çok teşekkür ediyorum. Doğu'da da, Güneydoğu'da da, 81 vilayetimizde görev yapan bütün güvenlik görevlilerimize de buradan teşekkürlerimi bir kez daha iletiyorum. Duamız her daim sizinle. Peki ne olacak? Başkanlık sistemi Sayın Yıldırım'ın gündeminin birinci maddesi. Başkanlık sistemi geldiğinde terör bitecek mi? Veyahut da Orta Doğu'da selam vereceğimiz bir Allah'ın kulu kalmadı. Başkanlık sistemi gelince Orta Doğu'nun diktatörleri oh ne güzel Türkiye'ye başkanlık sistemi geldi, hadi biz de Türkiye'yle hemen kucaklaşalım mı diyecekler. Avrupa'da, dünyada Türkiye'nin neredeyse itibarı sıfırlanmış durumda. Sıfırlanma sözüne dikkatinizi çekelim. Bunlar ilgi dolayı sıfırlanmış durumda. Onlar mı hallolacak? Ne olacak arkadaşlar? Demek ki Sayın Yıldırım'ın gündeminde yanlış şeyler var. Çiçeği burnunda Sayın Yıldırım'a önerimdir. Gündeminizi bunlarla meşgul etmeyin.
millete hizmetle gündeminizi doldurun. Gelin Sakarya'ya sorun. Sakaryalı sizin gündeminizde ne olması gerektiğini size söyler. Ama nasıl ki Sayın Davutoğlu'nun ömrü fazla uzun olmadıysa, onu Sayın Cumhurbaşkanı görevden aldıysa, biz kurultayımızı gerçekleştirdikten sonra sizi de millet zaten görevden alacak. Allah'ın izniyle Türk milleti sizi görevden alacak. Değerli arkadaşlar, Türk ekonomisi de kötü durumdadır, onu da söyleyeyim. Türkiye 8 yıldır yerinde sayıyor. Türkiye 17. sıradan 19. sıraya geriledi dünyada. Evet, milli açığımızı kapatıyordu Rıza Zarrab. Şimdi Amerikan açığını kapatıyor herhalde. Bizimkilerin de açığı var. Onlar ne olacak onu düşünmek lazım. Evet. Arkadaşlar, bizim Türk siyasetine bundan sonra getireceğimiz birçok yenilik var ama bunlardan en önemlisi siyasete seviye getireceğiz. Siyaset kayıkçı kavgası olmaktan çıkacak, siyaset milletin gerçek gündemine döndürülecektir. Türkiye'nin gerçek gündemi başkanlık sistemi şu bu değil. Türkiye'nin gerçek gündemi terörle mücadeledir, yolsuzlukla mücadeledir, ekonomik sorunların çözümüdür. Türkiye ekonomisi son zamanlarda nasıl bir ekonomi oldu biliyor musunuz? AKP zamanında efendim ihalelerden, ranttan zengin olmuş insanların yürüttüğü bir ekonomi haline geldi. Üretim ekonomisi olmaktan Türkiye hızla çıkmaya başladı. Biz milli gelirimizi hızla artırmak, katlamak zorundayız. O sebeple kıymetli arkadaşlarım, değerli ülküdaşlarım, konuşmamın bu kısmını hem Türkiye'deki genel konulara ayırmak istedim, hem de Sakarya'mızın meselelerini de artık gündeme taşıyacağımızı ifade etmek istedim. Artık her ilin sorunları meclisin gündemine taşınacaktır. Artık her ilin yerel sorunları yerelde Milliyetçi Hareket Partisi tarafından yerelin gündemine getirilecektir. Genelde de genel merkez tarafından Türkiye'nin gündemine getirilecektir. Sakarya'nın önemli ekonomik sorunları var. Sakarya'nın önemli sıkıntıları, ulaşım sorunları var. Ve bunları mevcut iktidar yapıncaya kadar kovalayacağız. Zaten en kısa sürede de erken seçimi biz talep edeceğiz. Vallahi izin verirse de erken seçim olursa erken, olmazsa normal zamanda bu iktidarı göndereceğiz. Değerli arkadaşlarım, konuşmama başlarken tabii Sakarya sorun atkısını da buraya astım. Buradan da şunun da sözünü vereyim. Biz elbette ki Türk sporunu geliştireceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi iktidarında Türk sporunda özellikle de Anadolu takımlarının önünü açacak girişimlerde bulunacağız. Sakarya sporumuzu da içinde bulunduğu mali sıkıntılardan o anlamda kurtaracak formülleri de inşallah biz getireceğiz. Sakarya'nın da içinde bulunduğu ekonomik sorunlara da Ülkücü Milliyetçi Hareket kadroları çözüm bulacaktır. Ben hani hepinizin ezbere bildiği, yanında yetişmekten her zaman onur duyduğum rahmetli Elçi Bey'in de okuduğu şairimizin şiirinden sadece son iki satırı okumak isterim. Bana göre çok anlamlıdır. Bütün tamamı anlamlıdır ama son iki satır özellikle: yolunun
varlık onun, gerisi hep angarya, yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya! Allah izin verirse Sakarya'nın ayağa kalkacağı günler Milliyetçi Hareket Partisi ile olacaktır. Peki nasıl olacaktır? Milliyetçi Hareket Partisi'nde Sinan Oğan, sen ve dava arkadaşların bu kurultayı kazandığınızda ne yapacaksınız da partimiz iktidar olacak? Bunu siz sormakta haklısınız. Elbette ben de bunu anlatmak zorundayım. Artık slogan milliyetçiliği dönemini kapatacağız. Sadece kahrolsun PKK diyerek PKK'nın kahrolmadığını artık herhalde öğrendik. Aklı yere basan, ayağı yere basan, aklı başında projelerle ülkeyi yöneteceğiz. Ama aynı zamanda partimizi de artık sadece bir kişi yönetmeyecek, partimizi ülkücüler yönetecek. Bunun için ne yapacağız? Bütün adaylar sizin huzurunuza gelip ne yapacaklarını tek tek açıklamak zorundalar. Kimse kusura bakmasın. Ben başbakan olacağım demek güzeldir. Nasıl olacağımızı burada anlatmak zorundayız. Biz anlatıyoruz. Diyoruz ki bir, aksakala hürmetin olmadığı yerde başarı olmaz. Ahde vefanın olmadığı yerde yaşamak mümkün değildir. Ahde vefanın olmadığı davaların yaşaması mümkün değildir. Türk Belediyesi'nin en önemli kurumlarından birisi Aksaçlılar Meclisi'dir. Evet. Adı normalde Aksakallılar Meclisi ancak hanımefendiler diyor ki bizim sakalımız yok, ne yapacağız? O zaman adını değiştirdik. Aksaçlılar Meclisi koyduk. Bu davaya gönül vermiş, hapis yapmış, 12 Eylül'ün çilesini çekmiş, il başkanlığı yapmış, ilçe başkanlığı yapmış, ocak başkanlığı yapmış, kadın kolları başkanlığı yapmış veya bunların hiçbirisini yapmamış, öğretmenlik yapmış, yıllarca dava adamı yetiştirmiş veyahut da sadece 1 Ocak'ta 30 sene çaycılık yapmış ama o kadar güzel çocuklar orada yetişmiş ki bu kıymetli büyüklerimizi davet edeceğiz. Diyeceğiz ki yaklaşık 200 kişilik bir meclis oluşturacağız. Diyeceğiz ki Türkiye'nin her yerindeki bu aksaçlılarımızdan ibaret bir meclis olacak. Bu partimizin en üst danışma meclisi olacak. Gerektiğinde genel başkan geçecek, onun karşısında oturacak ve aksaçlarımızın tavsiyesini dinleyecek. Ben yaptım oldu devri bitecek. Aksaçlılarımız töremiz devreye girecek. Ülkücü Milliyetçi Hareket'in yeniden genlerine döneceğiz, geleneklerine döneceğiz. Birinci projemiz bu. İkinci projemiz, değerli arkadaşlar, oraya gelemem çünkü basın burada. Çok teşekkür ediyorum. Dolaşırız orada, sorun yok ama basının da çalışmasına şey yapmak lazım. Bilmiyorum, basında sorun olmazsa biraz diyorlar ki arkadan, hani eşimi bitiyorsun da hep öndekilerin yapması. Oturarak dinleyiniz lütfen. İkinci projemiz ne olacak? 3 dönem kuralı gelecek. 3 dönem kuralı gelecek arkadaşlar. Eskiden hani Anadolu'da bir tabir vardır ya, annesi bazı çocuklar yetim büyür, doğurur, getirir, bir caminin önüne bırakır. Siyasette de bu moda oldu. Bazılarını anası doğurur,
getirir meclisin önüne bırakır. O gün bugündür mecliste mi arkadaş? Yahu senden başka yok mu kimse? Bu camianın içinde, bu camianın içinde genel başkan olduğumuz gün her ilde organizasyonları yapacağız. İllerde muhtar toplantıları düzenleyeceğiz ve onları ayağımıza çağırmayacağız. Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanı olarak illerde muhtarlarımızın ayağına kadar gidecek. Bizim farkımız da bu olacak. Vatandaşı ayağına çağıran değil, vatandaşın ayağına giden. İlleri ayağına çağıran değil, il başkanlarını, ilçe başkanlarını. Bizatı il, ilçe başkanlarına gidip orada oturan, onun yanında bulunan bir genel başkan olacağım inşallah. Bu sebeple de 3 dönem kuralını bütün teşkilat için geçerli kılacağız. İkinci projemiz bu. 3, efendim ben genel başkan yardımcısıyım. En kral ilde birinci sıra benim. Genel başkan yardımcısıyım. İkinci sırayı da ben belirlerim. Ne kaldı geriye zaten? Efendim MHK üyesi de zaten benim hakkım. Sonra dolayısıyla divan üyesi de ben olacağım. Sonra genel başkanın baş danışmanı, o da benim. Mecliste ne kaldı? Komisyon başkanlığı. Ben dururken sıradan vekil mi yapacak o işi? Komisyon başkanı da benim. Başka dostluk kurulu başkanlığı var. Hani o ülkelere gezmeye gidiyor ya. Bu kadar işi yapıyorum, yoruluyorum. Dostluk grubu başkanlığı da benim hakkım. Bari koltuğuna 10 tane karpuz alıyorsun. Bunun 5'ini yolda görüyorsun. Bir koltukta 10 karpuz dönemi de bitecek. Genel başkan yardımcısı olan arkadaşlarımız bizim dönemimizde inşallah genel başkan yardımcısı olan arkadaşlarımız milletvekili olamayacak. Genel başkan yardımcılığı teknik bir kadro olacak ve genel başkan yardımcısı hangi konudan sorumluysa o konuyla ilgili çalışmalar yapacak. Kah genel merkezde bulunacak, kah sokakta veya bir STK'da veya bir ilde bir ilçede olacak. Ben genel başkan olarak Türkiye'nin 81 vilayetinde miting yapacağım. Türkiye'nin bütün ilçelerinde mümkün olursa miting yapacağım, olmazsa ziyaretler yapacağım. Girmediğim teşkilatımız olmayacak. Her teşkilatımıza mutlaka gireceğim, gideceğim. Ve teşkilatımızın olduğu yerlerde esnaf ziyaretleri, halk ziyaretleri yapacağım. Yoksa bir ilde teşkilatımız açacağım ve öyle gideceğim. Dolayısıyla milletvekili seçildiğimde yaptığım o hesabı genel başkan seçildiğimde de aynısıyla uygulayacağım. Ben 4 senelik bir milletvekiliyken halkımızın teveccühünü, ülkücü camianın teveccühünü kazandım. Tabii genel başkanın danışmanlığı, efendim teşkilatlarımızdaki görevlerimiz vesaire bunları demiyorum. Ama 4 yıllık aktif siyaset döneminde bulunup gelip iddialı bir genel başkan adayı olmak kolay değil. Bunun bir tek formülü vardır, çalışmak. Ben bir hesap yaptım. AKP'nin bizden 6 kat fazla milletvekili var ise ben 6 AKP'li vekil kadar çalışacağım dedim. Şimdi bu memlekette Cumhurbaşkanlığı AKP'de, Başbakanlık AKP'de, parlamento, belediyelerin çoğu AKP'de, devleti ele geçirmiş, devletin bütün kurumlarında yandaşlığını ilan etmiş. Bundan 2 miting yaparak iktidarı alacağız. Yok öyle bir şey. AKP Sakarya'ya bir defa gelip miting yapıyor ise ben en az 3 defa buraya geleceğim. Miting yapacağım.
Ben buraya 3 defa geliyorsam genel başkan yardımcım en az 6 defa gelecek. Dolayısıyla teşkilatlar çalışacak. Şimdi ilçe başkanları, il başkanları böyle sevilen sayılan bir vekilimiz gelse de bir program yapsak diye bakınıp duruyorlar. Maalesef sevilen sayılanın geçmişte şimdiye kadar bizim harekette çok şeyi yok. Evet, birisi çok sevildiyse tüh diyorlar, bu da gitti. O sebeple bundan sonra tam tersi olacak. Tam tersi olacak. O sebeple kıymetli arkadaşlar inşallah. Şimdi nedense üye yapmaktan korkuyoruz. Bu devirde kapanacak. Üyeliğin önünü açacağız. Üye yapmaktan korkmayacağız. İllerimiz, ilçelerimiz tam tersine üye yapmak için yarışacaklar. Ondan sonra da birçok abide şahsiyetlerimiz var illerde ve bu abilerimiz birçoğu üye bile değil, haberi olmadan üyeliği silinmiş. Biz bu abilerimiz üye yapmanın ötesinde doğal il delegesi yapacağız. Sadece üye değil. Adam ömrünü vermiş bu harekete, üye değil. Olmaz. O ilin doğal delegesi de olacak. Ahde vefa budur. Yıllarca 10 sene hapis yatmış. Çıkmış. Zar zor yuvasını kurmuş. Başını zar zor sokacak bir yer bulmuş. Çoluğu çocuğu ne yer ne içer. Hiç kimse gidip kapısını çalmamış. Böyle olur mu arkadaşlar? 10 sene o hapiste niye yatmış? Keyfi için mi yatmış? Bu davanın geleceği için yatmış. Bu milletin, bu memleketin geleceği için yapmış. Veyahut da yıllarca il başkanlığı yapmış. Oraya verdiği emeği ticarete verse belki köşeye dönecekmiş. Ama şimdi kimse kapısını çalmıyor. Bu vefasızlıktır. Bu hareket hiçbir zaman vefasız olmamıştır. Yeniden vefayı hatırlayacağız. Ve bütün bu kıymetlerimizin kapısını tek tek çalacağız. Bugün Ülkücü Şehitler Günü. Mecliste bir ülkücü şehidimizin ailesinden vekil niye yok arkadaşlar? Niye yok? Peki tabii şehitlerimizi biz bölmüyoruz. Ülkücü şehit, ülkücü olmayan şehit böyle bir kavram diye yok. Sadece 80 öncesi şehitlerimize ülkücü şehitlerimiz diyoruz. Bugün vatan savunmasında canını veren bütün şehitlerimiz hepsi bu memleketin evladı ve bizim şehitlerimizdir. Peki PKK'lılar meclisteyken, PKK'lılarla mücadele ederken şehit düşmüş bir polisimiz, bir askerimiz ailesinden bir fert niye mecliste yok? Niye yok arkadaşlar? Olacak. Söz veriyorum olacak. Genel başkanın kontenjanı var ya, benim zamanımda o kontenjanı kaldırıp bir kenara atacağım. Ama diyeceğim sizden bir kontenjan istiyorum bir konu için. Bir, ülkücü şehitlerimizin ailelerinden bir iki kişiyi meclise bana tanıdığınız o kontenjan, polisimiz, askerimiz, güvenlik görevlilerimizin aile efradından bir veya iki kişiyi kontenjanımdan meclise sokacağım. Liseden okul arkadaşımı değil. Efendim şurada bana şöyle bir iyiliği dokunmuştu, onu değil. Şehitlerimizin arkadaşlarını sokacağım. Şehitlerimizin arkadaşlarını. Ondan sonra gazilerimiz yok mu var? Engelli hem de. Bu ülkede 10 milyon engelli vatandaşımız var. Mecliste Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir tane yok. Neden? Hem gazi hem engelli olan
Türkiye'de birçok arkadaşımız var. Kontenjan hakkımı genel başkan seçildiğinde bunlar içinde kullanacağım. Sonra Abdullah Öcalan denen o caninin Öcalan soy isimli yeğeni en genç milletvekili sıfatıyla meclis kürsüsüne çıktı. Neden? Çünkü gencecik bir ocak başkanımız mecliste olmadığı için. Bu hareket bir gençlik hareketidir. Gidin şehitlerimize bakın. Bugün ülkücü şehitleri anma günüdür. Şehadet tarihlerine bakın. 16 yaşında, 18, 20 yaşında. 20 yaşında, 18 yaşında dar ağacına giden, kahpe kurşunlara göğsünü geren bu hareketin gencecik evlatları niye meclise giremiyor arkadaşlar? Neden? Neden giremiyor? O sebeple Öcalan soy isimli o lanetli soy isimli olanlar değil. Ocak Başkanı Fırat Çakıroğulları üniversitelerde şehit ediliyor. O Fıratlar gelecek diyor meclise. Kıymetli arkadaşlarım, yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Üniversite gençliğimiz sahipsiz bırakılmayacaktır. Neyin pahasına olursa olsun biz iktidara gelinceye kadar bu iktidara baskı yapacağız. Diyeceğiz ki terörist bir tek Kandil'de yok. Üniversiteler terör yuvası olmuş, sen neredesin? Evlatlarımız üniversitelerde sınava giremiyor. Sen neredesin? Her türlü baskıyı geleceğiz, oraya da geleceğiz. Her türlü baskıyı yapacağız ve üniversitelerden teröristlerin temizlenmesini sağlayacağız. Artık bir tek fıratımızı bile vermeye tahammülümüz yok. Bunu bilesiniz. İstişarenin olmadığı yerde başarı olur mu? Olmaz. O sebeple istişareyi hakim kılacağız. Nedir istişare? Teknoloji gelişti. 10.000 tane bu camianın aşağı yukarı hesapladığınızda kaymak tabakası var. Kim bunlar? İl başkanları, mevcut ve geçmiştekiler. İlçe başkanları, mevcut ve geçmiştekiler. Ocak başkanları, mevcut ve geçmiştekiler. Efendim, kadın kolları başkanları, mevcut ve geçmiştekiler. Akademisyenler, muhtarlar davaya gönül vermiş. Toplayın 10.000 kişi. Herkeste cep telefonu var mı? Var. 7 Haziran akşamı bir soru sorulsaydı bu camiamızın kaymak tabakasına, ey camia denseydi, sen ne istiyorsun? Böyle bir tablo var. Koalisyon mu, erken seçim mi? Kendi başlarına karar vermeselerdi de camiaya sorsalardı. Çıkacak sonuç yanlış da olsa bu yanlış hepimizin olurdu. Doğru da olsa hepimizin pay sahibi olduğu bir doğru olurdu. Ben inanıyorum ki istişareden, ortak akıldan hata çıkmaz. O sebeple istişareyi ortak aklı hakim kılacak demez sistemini de gelir gelmez hayata geçireceğiz. Delege meclisi sistemi. Bir, envanter çıkaracağız. Teknik bir altyapıya onları kaydedeceğiz. Her konuyu değil, önemli konuları tabanımıza, camiamıza soracağız. Ve camiamızın vereceği kararlar doğrultusunda kararlar alacağız inşallah. Değerli arkadaşlarım, tabii vakit ilerliyor. Tam bir saat oldu. Ama benim biraz daha söyleyeceklerim var. Affınıza sığınarak biraz daha vaktinizi istirham ediyorum. Değerli arkadaşlar, Ar-Ge'mizi artık çalıştıracağız. Eğer orada siyaset üretmezsek bir
biz sadece slogan üretirsek siyaset bir süre sonra hamasete dönüşür. O sebeple siyaseti hamasete dönüştürmeyeceğiz. Sokakta kazanıp sandıkta kaybetmeyeceğiz. Sandık görevlilerimizi de daimi hale getireceğiz. Değerli arkadaşlar, yurt dışına gidip geliyorsunuz, oradaki teşkilatlarımızı görüyorsunuz. Yurt dışında artık vatandaşlarımız oy kullanıyor. Ancak yurt dışında ilk teşkilatlanmayı yapan ülkücüler Milliyetçi Hareket Partisi'ne %6,5 Almanya'da oy verdi. Dördüncü partiyiz. AKP'nin gerisindeyiz, CHP'nin gerisindeyiz, PKK'nın gerisindeyiz. Dünyada milliyetçilik artıyor. Avrupa Türkleri MHP'ye oy vermiyor. Böyle olmaz. Bunun gereğini yapacağız arkadaşlar. Yurt dışı teşkilatlarımızı yeniden elden geçireceğiz. Yurt dışı teşkilatlarımızdan sorumlu ayrı bir genel başkan yardımcılığı kuracağız. Bir ikinci genel başkan yardımcılığı da ülkücü şehitlerimiz, gazilerimiz ve ahde vefa sahibi taş medreseli ve diğer arkadaşlarımızdan sorumlu bir genel başkan yardımcılığımız olacak. Biz ki Turan ideali peşinde koşan bir siyasi hareketiz. Ve iktidara geldiğimizde Allah izin verirse Türk dünyasından sorumlu bir bakanlık kuracağımız için şimdiden yurt dışından sorumlu ve Türk dünyasından sorumlu genel başkan yardımcılarımız olacak. Dünyanın her yerinde ezilenler hep Türkler. Ama bir yardım teşkilatımız yok. Bir Kızıl Elma yardım teşkilatımız yok. Kızıl Elma yardım teşkilatımızı da kurup nerede bir Türk varsa, bizim yardımımıza muhtaçsa biz orada olacağız. STK'larımıza sahip çıkacağız. Değerli arkadaşlarım, kıymetli ülkedaşlarım, siyaset sadece parlamentodan ibaret değil. İş adamlarına sahip çıkmakla başlar. Sivil toplum kuruluşlarına siyaset sahip çıkmakla başlar. Toplumun her kademesinde örgütlenmeyle başlar. İl, ilçe, mahalle teşkilatlarını kurmakla başlar. O sebeple Bozkurt ve Yavru Kurt teşkilatlarımızı da kurup hayatın her alanında evlatlarımızın da yetişmesini sağlayacağız. Sivil toplum kuruluşlarımızın da iktidar yolunda bize destek olmalarını sağlayacağız. Kıymetli ülkedaşlarım, Milliyetçi Hareket Partisi'nde asenalarımız seçimden seçime hatırlanıyor. Asenalarımız burada var. Asenalarımız artık sadece bir statüsü dahi olmayan seçimle gelmeyen, mecliste temsil edilmeyen, belediyede belediye encümenliğinde temsil edilmeyen bir yapıdan kurtulmak istiyor. Buradan asenalarımıza söz veriyorum. Ayrımcılık yapacağım. Pozitif ayrımcılık. Asenalarımızı meclise getireceğim. Değerli arkadaşım, arkadaşlarım, burada belediye başkan adaylarımız da var. Milliyetçi Hareket Partisi yerel siyasette de etkin olacaktır, etkili olacaktır. Biz yerel siyasete de talibiz. Bunun için ayrı bir çalışma yürüteceğiz ve 2019 tarihinde Allah izin verirse Milliyetçi Hareket Partisi belediye başkanlıklarında iddialı olacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi parlamentoda iddialı olacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi Cumhurbaşkanlığı seçiminde iddialı olacaktır. Bu ne demektir?
bir ülkücü cumhurbaşkanı, bir ülkücü başbakan ve onlarca ülkücü belediye başkanı demektir. Genel merkezini gönül merkezi yapacağız. Genel merkezimizde gidildiğinde sizi gönül merkezine gitmiş gibi güler yüzlü insanlarımız karşılayacak. Değerli arkadaşlar, bu ülkenin en büyük sorunlarından birisi bölücülüktür. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemiz bölünme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bölünme tehdidini önlemenin yollarından birisi güvenlik güçleriyle karşı koymaktır. Ama bir tek yöntem o değildir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bölücülerin sayısını azaltmak bir yöntemdir. Ama bununla beraber ülkesini seven, vatanını seven insanların da sayısını artırmak lazım. Soruyorum size, en son Doğu ve Güneydoğu Anadolu turlarımızı ne zaman yaptık? Gitmediğin yer senin değildir demiyor muyuz? O halde gideceğiz ve yeniden Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden milletvekillerimiz olacak, belediye başkanlarımız olacak, muhtarlarımız olacak, encümenlerimiz olacak inşallah. Daha birkaç sene öncesine kadar Ağrı'da vekilimiz, Van'da vekilimiz, şehadetini rahmetle anıyorum, Bingöl'de belediye başkanımız yok muydu? Vardı. Bingöl aynı Bingöl'dü. Sadece biz oralara gitmemişiz, biz oraları boşlamışız, ülkücülerin değil, bölücülerin sayısı artmış. Yeniden gideceğiz, hukuk içerisinde teşkilatlanacağız ve ilmek ilmek öleceğiz ve artık orada ülkücülerin sayısı artacak. Emin olun ki yolumuzu hasretle gözleyen binlerce ülkücü vardır orada. Zannetmeyiniz ki Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde sadece bölücüler var. Orada emin olunuz ki ülkemize ülkemiz, bayrağımıza bayrağımız diyen binlerce, milyonlarca yolumuzu gözleyen vatan evlatları var. Değerli arkadaşlar, evet, konuşmamızın yavaş yavaş sonuna gelirken Apostol Türkeş Üniversitesi'nden bahsedeceğiz. Geleceğiz bir saniye. En sona sakladığımız iki husus var. Meclisteyken bizi üzen hadiselerden birisi budur. Sakarya'da bir eğitim şehridir aynı zamanda. Bunun da burada altını çizeyim. Üniversitelere isim verilirken bir öneride bulundum. Dedim ki cennet mekan başbuğumuz eğitime ne kadar önem verdiğini ocaklarımızla ispat etmiştir. İlim irfan yuvası olan ocaklarımızla ispat etmiştir. Herkesin adını verdiniz. Necmettin Erbakan, Bülent Ecevit, Turgut Özal, Süleyman Demirel, Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, her birinin adına üniversite var. Bir tek başbuğu Alparslan Türkeş adına üniversite yok. Bu haksızlıktır dedim. Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin adını gelin başbuğu Alparslan Türkeş Üniversitesi koyalım dedi. AKP'liler bunu reddettiler. Ve dediler ki, Sinan Bey dediler, biz iktidarız. İstediğimiz ismi veririz. Yüreğiniz yetiyorsa aynen. Yapabiliyorsanız, becerebiliyorsanız şu Balgat'tan bir çıkın dediler. Bir Anadolu'ya bir çıkın. İktidar olun. İstediğiniz üniversiteye kimin adını istiyorsanız onu verin dediler. Orada bana bir yumruk, bir tokat atsaydı ondan emin olun ki daha az acıtırdı. O gün o mecliste orada
O sözü verdim kendi içimde. Dedim ki Allah izin verirse bu yola çıkacağım. İktidar olacağız. Ve başbuğ Alparslan Türkiye Cumhuriyeti'ne biz kurulacağız. İnşallah bizim iktidarımıza nasip olacaktır. Başbuğumuzun adına yakışır. Üniversiteyi inşallah biz kuracağız. Bir de tabii mülkücü hareket oturmaya çok alışmamıştır. Mülkücü hareket il il gezip kurultaylarda kucaklaşmak isteyen bir harekettir. Siz mülkücü harekete kurultayları kapatırsanız, bu seçimli kurultaylardan bahsetmiyorum. Erciyes kurultaylarından bahsediyorum. Herkes Facebook'un başında oturur, her Facebook'ta bir kurultay yapılır. O sebeple de mülkücülerin menüsüne son zamanlarda yeni bir yemek eklendi. Ve maalesef son dönemlerde mülkücülerin en sevdiği yemek, mülkücü yemek oldu. Bunu ortadan kaldıracağız, bunu menümüzden çıkaracağız. Allah izin verirse Erciyes kurultayımızı Kayseri'de bütün ülkücülerin kucaklaşacağı bir kurultay haline getireceğiz. Bu kadar değil herhalde. Macaristan'da 2 senede bir Turan kurultayları yapılır. Evet. Gideniniz de vardır belki. Gitmeseniz de Facebook'tan şuradan buradan görmüşsünüzdür. Türk dünyasından temsilciler gelir. Böyle güzel kardeşlerimiz gelir. Hem Türk devletlerinin hem Türk dünyasının bayraklarını orada dalgalandırır. Bunu yapmak aslında Macarlar iyi ki yapıyor. Hiç sözüm yok. Geçen Turan Kurultayı Vakfı'nın başkanıyla da İstanbul'da, Ankara'da beraberdik. Kendisine de buradan selamlarımı yolluyorum. Ancak bunu yapmak kime yakışır arkadaşlar? Türk dünyasının lider ülkesi Türkiye'ye, Türkiye'nin lider partisi Milliyetçi Hareket Partisi'ne yakışır. Bu sebeple de Ilgaz yaylalarında inşallah her sene 3 Mayıs'ta gerçekleştirdiğimiz Türkçülük gününü bir haftaya yayacağız ve her sene Mayıs'ın ilk haftasında Türkiye'de Ilgaz yaylasında ne yapacağız? Büyük Turan Kurultayı'nı inşallah biz gerçekleştireceğiz. Zira biz sadece Türkiye'deki milliyetçilere, Türk milliyetçilerine, ülkücülere genel başkan seçmiyoruz. Biz ne seçtiğimizin farkında olmalıyız. Basit bir siyasi partiye genel başkan seçmiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi alelade sıradan bir parti değildir. Ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir düzen partisi haline getirilme gayretlerinin de önünde duracağız. Milliyetçi Hareket Partisi Türk milliyetçilerinin, ülkücülerin yuvasıdır. 47 yıllık şanlı mazimiz bize bu gücü veriyor ve biz sadece Türkiye'dekilerin değil. Biz sadece Türkiye'deki Türk milliyetçilerine lider seçmiyoruz. Biz Allah izin verirse Turan ülkelerindeki bütün Türk milliyetçilerine lider seçiyoruz. Bunun farkında olmalıyız. Bu sebeple Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanlık koltuğuna talip olanların Başbuğ Alparslan Türkeş'in koltuğuna talip olduğunun farkında olması lazım. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanlık koltuğuna talip olanların Turan'a lider olma kapasitesinde birisi olması gerektiğini bilmemiz lazım. 47 yıllık şanlı mazimizde
iki genel başkanımız oldu. Biz bir dönemlik genel başkanı da seçmeyeceğiz. Önümüzde ilk seçim normal şartlarda yapılırsa 2019 tarihinde olacaktır. 2019 seçimlerinde bizim hedefimiz %30 ve üzeridir. 2023 tarihinde bizim hedefimiz %50 ve tek başına iktidardır. Dolayısıyla da seçeceğimiz genel başkanımızın 3 senelik, 5 senelik yaş haddiyle değil, bizi 3 dönem götürebilecek enerjiye, bu bir hareket partisidir. Milliyetçi harekete hareket gelmesi lazım, enerji gelmesi lazım, dinamizm gelmesi lazım, gençliğin ruhunu yakalayacak, yaşı ilerlese de gönlü genç olanların, evet, gözündeki o enerjiyi yakalayacak bir lider seçmemiz lazım. Bir dönemlik sevdalarla değil, belirli çevrelerin rüzgar üfürmeleriyle değil, televizyonların abartmalarıyla değil, ülkücü gönüllerin fethiyle seçmemiz lazım. Bu sebeple de değerli arkadaşlarım, kıymetli ülküdaşlarım, bu kardeşiniz Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanlığına adaydır. Bu kardeşiniz Türk milliyetçilerinin, ülkücülerin iktidarına adaydır. Artık illerde 14 senedir taşeronluğa dahi layık görülmeyen, bürokraside ezilen, öğretmense sürülen, dükkanı varsa sürekli teftiş gören, iş adamıysa iş camiasından silinen değil, her alanda başa güreşen, hak ettiğini söküp alan ve her seçim akşamı sandıklar açılınca evine boynu büküp giden değil. Telefon ederler. Telefon ettiler ve dediler ki üzerinde vebal var Sinan Bey dedi. Ben 70 yaşındayım dedi. Ölmeden MHP'nin iktidarını görmek istiyorum dedi. Bir başkası evde çocuklarımın yüzüne bakamıyorum. Gece saat 3 oldu. Evimin etrafında dolanıyorum dedi. Ne olursunuz bizi kurtarın bu eziklikten dedi. Biz artık boynu bükük eve gitmek istemiyoruz dedi. Bugün sizin karşınızdaysam bu kardeşlerimize, bu gönüldaşlarımıza, bu ülkülaşlarımıza söz verdim. Artık boynumuz